Herkese merhaba. Bugün size bir Morph şöleni sunmaya karar verdim. Leopard gekolarla başlayacağım. Leopard Gekolar gördüğünüz gibi çok farklı renkte ve desende olabiliyorlar. Çok kaçtığı için bir kutunun içerisine size göstereceğim. Şu an dişi bir radar var burada. Radarların gözleri kırmızı oluyor. Ve çok fazla da kombolar oluyor. Yani çok farklı renklerde, desende... E, ...göz yapısından ama radar olduğunu direkt anlayabiliyorsunuz. Kırmızı oluyor ve e, yani birçok aslında albinoların da kırmızı ama... ...radarlarda aslında e, albinolarda da bir sürü türler var onları daha sonra girerim detaylara ama... E, ...radarlarda benim en sevdiğim şey e, gerçekten rengi çok güzel yapıyor yani... E, ...gördüğünüz gibi neredeyse neon sarı. Şunu göstermek istiyorum bakın gün ışığında çok rahatsız oluyorlar. Zaten Leopard gekolar biliyorsunuz gececil. E, gözleri kıpkırmızı aslında onu göstermek istiyorum size. Evet şu an biraz daha gözüktü. E, çok da rahatsız etmeyeceğim artık yani. E, bebekler birazcık hareketli ve huysuz oluyor. E, başka bir morfa geçeceğim şimdi size. Ve dediğim gibi yani detaylı bütün e, genetik bilimlerini sonra yavaş yavaş artık anlatmaya başlarım. Şu an genel anlamda morfları şöyle bir bakıyoruz. Şimdi bunu yerine koyuyoruz ve başka bir güzel morf size göstereceğim. Evet, burada da Sunglow Nov, Enigma Head eklipsi görüyorsunuz. Yani bir sürügen iç içe geçtiği zaman ortaya harika sonuçlar doğuyor. Ee, gördüğünüz gibi yine neon sarılıkta. Ben genellikle e, neon renkleri çok tercih ediyorum. Aslında kırmızı göz çok sevmiyorum ama radarlar... Biraz daha böyle beni cezbediyorlar, kırmızı gözlü Leopard GECO'lar hani ayırmaya çalışırsam içerisinden. Radarları tercih ediyorum. Bunda da aslında enigma sendrom yaratan sıkıntılı bir gen. Fakat aldığınız zaman, yani üreticiye de güvenmek lazım tabii, sendrom durumuna bakmanız lazım. Böyle kafa dönebiliyor ya da kendi ekseninde yuvarlaklar çizebiliyor. Bu canlı da sıfır sendrom var. Dolayısıyla bunu da koleksiyona koyduk. E, büyüdüğündeki parçalanmış desenlerini de sizinle paylaşmaya çalışacağım. Şimdi gelin başka bir morfa geçelim. Burada da Maxno Eclipse Head Blizzard Head e, Albino var. Bel albino var. E, çok sevdim bunu da. E, yurt dışından koleksiyonumu ekledim. Yani bunlar İleride hani üretim projesi anlamında güzel yavrular verecek ee, uyumlu problemsiz ee, çok güzel yavrular verecek gördüğünüz gibi şu an biraz rengi solgun deride ee, deri attıktan sonra renkler daha canlı oluyor ve e, gözleri de şu an beni ısırmaya çalışıyor bir saniye göstermeye çalışacağım ama renk göz rengini gösterecek misin gösterdi gördüğünüz gibi çok değişik çok güzel bir göz rengi var. Ee, dolayısıyla çok güzel yavrular çıkacak bundan. Evet daha fazla bu arkadaşı da rahatsız etmeden başka diğer bir morfa geçiyorum. Gördüğünüz gibi yine kırmızı gözlü bir e, güzel desende süper bir canlı var. Elektrik Cross Maxinov Radar Stripe burada karşınızda. Radarlar dediğim gibi çok güzeller. Ee, beni cezbediyorlar. Yine ee, çok fazla gün ışığından rahatsız olmayan, yani bunları seçerken tabii onlara dikkat ediyoruz. Bazıları çok rahatsız oluyor, bazıları olmuyor. Ama şu desenin güzelliğine bakar mısınız ya? İleride inşallah büyüdüğünde çok güzel anne baba olacak bunlar. Ee, bu da, bir saniye bakayım. Erkek olması lazım. Evet, bu da erkek zaten diğeriyle evet dişiydi diğeri. Diğeriyle uyumlu olsun diye almıştım. Eee Sangloverik erkekti? Aynen. Bunu da diğer radarla güzel bir çift olarak düşünüyorum. Ama her seferinde de şu desene bakmaya doyamıyorum. Gerçekten çok güzel. Evet, şimdi başka bir morfa geçiyoruz. Evet, burada Sanglo Tagline var, top turuncu, yetişkin bir dişi, sevilmeyi hiç sevmiyor. Ee, büyük ihtimalle aldığımız çiftlikte çok fazla handling yapmamışlar. yavaş yavaş alışır. Ee, bir yandan da yani böyle vahşi olan leopard gekolarda açıkçası e, çok da zorlamamak lazım çünkü yem alışkanlıkları gerçekten müthiş oluyor. Ne alsanız yiyorlar ee, ve gördüğünüz gibi ya, turuncu renklere aşığım leopard gekolarda. Yani Kuyruktaki bu güzellik, bu üst taraftaki e, hafif beneklerin oluşu beni cezbetti. Müthiş bir Leopard Gecko koleksiyona katılmış oldu. Bakalım, biraz zorlayacağım onu, ele gelecek mi? Evet, yavaş yavaş alışacak. Ve şimdi turunculardan devam ediyoruz. Müthiş bir elektrik dişi aldım. Erkeği biliyorsunuz, daha önceki videolarda seyretmiştiniz, onun eşi geldi. Şimdi hep beraber elektriğe geçelim. Burada ailemizin yeni üyesi elektrik e, gerçekten elektriklerim ben aşığıyım. yani hani en favori morfum ne diye sorsanız elektriklerim e, Elektriklerim bu e, hafif koyu ve yanlardaki parlak e, turunculuğu e, benim en çok hoşuma giden özelliği yani zevkler ve renkler tabi tartışılmıyor. Leopard gekolarda bir sürü varyasyon var. Hangisi hoşunuza gidiyorsa tabi onu alıyorsunuz. E, giyimde de, kuşamda da, arabada da renkler ve zevkler tartışılmaz. Benim Leopard Gekolar'da e, özellikle favorim. Bu görmüş olduğunuz elektrik komboları. Bakalım bizim erkekle birlikte neler çıkacak. Şimdi birazcık daha işin rengini değiştirelim. Daha basit bir gene geçelim. Hep beraber Max göz atalım. Gördüğünüz gibi... Güzel bir leopard gekoda sizler bile birlikte ya Meksunol ama ben başka bir gen daha olduğunu düşünüyorum bu canlıda açıkçası ee, o yüzden de koleksiyonu ekledim yani Meksunollardan diğer gördüğüm Meksunollardan biraz daha farklı bence içerisinde bir gen daha fazla artı var ee, onu tekrar üreticiyle konuşup e, değişiklik varsa da e, diğerki videolarda düzeltirim ama e, çok güzel bir rengi var. Ve e, gerçekten de çok insancıl. Yemesi çok güzel. Zaten leopar gekoların biliyorsunuz yağ deposu kuyrukta oluyor. İnceldiği zaman zayıf demek, sağlıksız demek. E, şu ana kadar gördüğünüz videolardaki, pardon e, morflardaki tüm canlıların da kuyruğu zaten müthişti. Bakalım e, güzel bir sezon olacak inşallah leopar gekolar için. E, bana şans dileyin. Karşınızda Black Hole. Black Hole'un içinde Enigma var. Ee, daha başka genler de var ee, onları dediğim gibi yani bilerek detaya inmiyorum hepsinin açıklamaları genetiğini yavaş yavaş açıklayacağım öbür türlü çünkü e, kafanız karışıyor haklı olarak ee, ama yine sendromsuz bir e, enigma geni barındıran bir morf black hole ee, gördüğünüz gibi o da sezona hazır kuyruk bayağı büyük çok güzel değil mi şöyle yakından da göstereyim Önümüzdeki sezon güzel geçecek. Gerçekten güzel geçecek. Heyecanlıyım şimdiden. Ee, güncellemeleri zaten sık sık sizinle paylaşacağım. Ve Leopar Gekolar'dan şimdilik bu kadar. E, ee, bu optonlara geçmeye hazırız. Şunun güzelliğine bir bakar mısınız ya? İnanılmaz büyüdü ve büyümeye devam ediyor. Yakında ne kadar büyüdüğünü de size göstereceğim. İlk geldiği günden son gününe kadar yine deri atıyor ve devamlı <laughs> meraklı bir şekilde bekliyor. Acaba bugün bana ne yemek verecek diye. Çok tatlı ya. Evet gelelim bol pitonlara. Şu an gördüğünüz gibi klasik bir bol piton var. Ve e, çoğu üretici e, üretim yapmalarına rağmen işte Fire'la, Yellow ile ya da işte Phantom'la klasiği çok karıştırabiliyorlar. Ben şu an ondan biraz bahsetmek istiyorum sizlere. Bakın desen, evet e, Fire'la, Phantom'la, Yellowbell'le biraz benziyor ama aslında bayağı aralarında farklar var. Kaçma buraya bir dakika. Şimdi ilk başta şunu göstermek istiyorum size. Klasiklerde göbekte gördüğünüz gibi tam ortada desenler oluyor. Ya bu başka morflarda da olabiliyor. Fakat e, benzeyen morflarda aslında büyük bir ayrım e, yaratıyor bu ortadaki desen. Çünkü onların çoğunda Bunlar olmuyor. Şimdi size bir de bebek bir e, klasik bol python göstereceğim. Evet gördüğünüz gibi bebek klasik bol python desenler e, büyüdükçe koyulaşacak. Fakat e, yellow belly ile, fire ile hemen hemen aynı. Peki ne yapıyoruz? Hemen buradan göbeğe bakıyoruz. Gördüğünüz gibi ortada desenler geliyor, karışık. Mesela Yellowbell'de burası sarı oluyor. Kenarlar ee, desenli oluyor, karışık oluyor. Şimdi gelin bu ayrımı diğer bol bir tonlarda yapalım. Burada gördüğünüz Phantom. E, Klaseye benziyor mu? Birazcık benziyor ama aslında baktığınızda çok açık renkte desenler var. Ve göbeğe baktığımızda gördüğünüz gibi bembeyaz. O klasiğin göbekteki... Ee, karmaşık desenleri bunlar da mevcut değil. Böyle bembeyaz bir göbek var. Phantom benim çok sevdiğim gen. Purple Passion'lar çıkarıyor. E, farklı farklı güzel kombolar çıkarıyor. O yüzden benim vazgeçilmezlerimden bir tanesi. Şimdi yine çok karıştıran Fire ve Yellow Belly'ye de bir bakalım. Evet burada da Fire var. Gördüğünüz gibi göbek yine desensiz klasiğin o desenleri şey değil ve Phantom'dan farkı işte o açıklık mesela Phantom'daki şu açıklıklar burada yok tam tersi buradan geliyor ve şu çizgiler Spider Gen'i gibi olan çizgiler Fire'da mevcut bu da Super Fire yani Black Eye istik çıkarmak için çok güzel bir gen şu güzelliğe bakar mısınız Evet kamera netlik ayarında bir sıkıntı varmış. Şu an ben de çözdüm onu. Bu yeni bir kamerayla çekiyorum. Gördüğünüz gibi Fire'ı biraz daha size şöyle göstereyim. Klasikten aslında desenleri de oldukça farklı. Biraz benziyor aslında. Evet ama şu göbek her şeyi ortaya koyuyor. Şimdi Başka bir gen göstereceğim. Yellowbell'i göstereceğim size. Klasikle hemen hemen aynı. Fakat onunla da ince nüanslar var. Gelin şimdi Yellowbell'i geçelim. Evet. Yellowbell'deyiz. Yellowbell'i gördüğünüz gibi klasiğe aslında çok 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 benzeyen bir şey. Çok benzeyen bir gen. Fakat üzerinde gördüğünüz şu parçalarda ortalarında nokta yok. Aslında bu klasikten onu ayıran bir özellik, bir diğer özelliği de gördüğünüz gibi göbek aslında sarı ee, ve ortasında da desen yok. Bu da onu e, klasikten ayırıyor. Şimdi e, size başka bir e, yavru daha göstereceğim. Hani e, yavaş yavaş kafanızda oturmaya başlayacak klasiklerden en azından e, diğer morfların farklılığını anlamış olacağız. Şimdi diğer bir yavruya geçelim. Evet, gördüğünüz gibi e, klasikten artık çok çok farklı bir e, boa piton karşınızda. İki gen var, Voma ve GCH var. E, onun da göbeğine bakarsa evet desenler artık çok farklı klasikten ama göbeğe bakarsak onun ortasında göbeğin ortasında desen var. Fakat e, klasinki gibi dağılmış durumda değil, tek bir çizgi halinde geliyor ve şöyle göstereyim çok ama çok farklı. Yani klasik bir bol pitonu diğer morflardan ayırt etmek aslında bu ince ama çok da kolay e, nüanslara bağlı GHI e, voma Voma'da bu sene e, gözbebeğimiz e, çok güzel bir ...desene sahip ve e, dominant, kodominant genler olduğu için süper formları var. Yani simsiyah renk çıkabiliyor ya da diğer girdiği komboları e, çok farklı e, melanin pigmentiyle e, koyu efekt verebiliyor. Ben çok seviyorum. E, bakalım büyüteceğiz, göreceğiz bize <laughs> ne gibi farklı yavrular çıkaracak. İki genli farklı bir polipiton daha göstereceğim size. Yine Woma var içerisinde. Hazır Woma'ya girmişken Fire Woma'yı da es geçmeyelim. Hadi gelin hep beraber şimdi onu inceleyelim. Evet, burada da Fire Woma'yı görüyoruz. Yine e, klasikten çok ama çok farklı desenlerde. E, sarı kontrast oranı olsun. İşte yine göbeği farklı. Ee, ve desenler çok daha belirgin, biraz tıslıyor ama zamanla. Bu arada bu hareketi yaparsanız hemen sakinleşecektir. Yani kendi boyundan daha büyük bir şey gördüğü zaman hemen sakinleşiyorlar. Ee, başka bir hani şeyde trik noktası da onu biraz sağa sola çevirip karanlık bir ortam yaparsanız hemen sakinleşecektir. Çok sevdiğim bir gen voma. Ee, ve spider Genini alternatif olarak gösteriliyor. Benim her ne kadar koleksiyonumda wobbing e, gözükmese de spiderlarda. Oğlunda, kızında yani çocuğunda gözükebiliyor. E, bunun içinde bütün dünya artık womaya geçiyor. E, Wobble da aslında hayati bir tehlike oluşturmuyor. Sadece nörolojik e, titremeler olabiliyor. Kafada böyle kıpır kıpır titriyor. Ya da kendi ekseninde çok fazla dönme oluyor. Onun yerine womayı tercih ediyoruz artık. Bütün üreticiler dünyada e, Woma'yı koleksiyonlarına soktular ve onu da bakalım ileride nasıl yavrular çıkacak. Hep beraber göreceğiz. Benden bugünlük bu kadar. Yeni vlogda görüşeceğiz. Dediğim gibi Eylül ayında artık bol bol e, vloglar devam edecek. Bu arada e, aşağıda linki göreceksiniz. Canlı yayın devam ediyor. Yumurtaların yarısı hala yumurtadan e, çıkmayı bekliyor yavrular. Bu ana tanıklık etmek isterseniz canlı yayına da sizi bekleriz. Ee, videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basın, bildirimleri açın, yeni videolar size gelsin. Tekrar görüşmek üzere.